Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere sevimli tavşan Rascal ve arkadaşı Winston'ın çok güçlü arkadaşlık hikayesini anlatacağız. Hikayemize geçmeden önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Bir varmış, bir yokmuş. Yemyeşil bir ormanda Rascal adında sevimli bir tavşan yaşarmış. Raskal, ormanda dolaşmaktan, her köşeyi bucak keşfetmekten başka hiçbir şeyi sevmeyen, şakacı ve yaramaz bir tavşandı. Güneşli bir günde Raskal temiz havanın tadını çıkarırken çalıların arasından hafif bir hırıltı geldiğini duydu. Bunun bir kurdun sesi olduğunu anlayınca yüreği korkuyla kaplandı. Raskal, kurtların tehlikeli avcılar olduğunu biliyordu ve yemek için nasıl tavşan avladıklarına dair hikayeler duymuştu. Kurt çalıların arasından çıktığında, Raskal dehşet içinde donup kaldı. Kurt büyük ve tehditkardı, keskin dişleri ve delici gözleri vardı. Canını kurtarmak için kaçmaya hazırlanan Raskal'ın kalbi göğsünde çarpıyordu. Ancak Raskalı şaşırtacak şekilde Kurt ona saldırmadı. Bunun yerine Kurt onunla yumuşak bir sesle konuştu. Merhaba küçük tavşan. Adın ne senin? Dedi Kurt. Raskal, kurdun beklenmedik nezaketi karşısında şaşırmıştı. Cevap vermeden önce bir an tereddüt etti. ''Benim adım Raskal. Ama beni çok korkuttun kurt kardeş.'' Kurt Raskal'a gülümsedi ve şöyle dedi. ''Adım Winston. Sana zarar vermeyeceğim Raskal. Sadece merhaba demek istedim.'' Raskal rahatladı ve Winston'ın nezaketinden dolayı minnettar oldu... O günden itibaren Rascal ve Winston arkadaş oldular. Sık sık ormanda buluşurlar ve birlikte oynarlardı. Winston, Rascal'ı nazikçe okşuyor ve Rascal, Winston'ın patilerinin etrafından atlıyordu. Ormandaki diğer hayvanlar Rascal'ın bir kurtla vakit geçirdiğini görünce şaşırdılar ama çok geçmeden Winston'ın diğer kurtlardan farklı olduğunu anladılar. İyi kalpli ve nazik biriydi. Ormandaki tüm hayvanlara saygı ve nezaketle davranırdı. Rascal, Winston'la olan arkadaşlığından değerli bir ders aldı. Bazen her şey her zaman göründüğü gibi değildir ve insanları veya hayvanları görünümlerine veya itibarlarına göre değil, eylemlerine göre yargılamak önemlidir. Ve böylece Rascal, tıpkı sevgili arkadaşı Winston gibi, ormanın etrafında zıplamaya, gittiği her yere nezaket ve dostluk yaymaya devam etti. Umarım videomuzu izlerken ve hikayeyi dinlerken eğlenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni hikayelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.